Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel de pratik bir video paylaşmak istiyorum. İlaçlama pompasıyla, malum şu an pandemi dönemi, bundan çok görüyorsunuzdur. İlaçlama makinesi ağaç ilaçlama veyahut da hijyen ilaçlaması gibi şeylerde kullanılıyor. Bu şekilde bilmeyenler için. Bununla petek dış temizliği ve peteklerin bu içinde biriken kirleri alacağız. Üstünde tozlar, mozlar, böyle örümcek ağları falan oluyor içinde. Nasıl güzel bir temizlik yapabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı ve etkili bir video olur. Bu pompayı işinize yarayan her yerde de kullanabilirsiniz. Bazen araba bile yıkayabiliyoruz bununla. Bunun küçükleri var, böyle elli olanları. Bu elektriklidir. Kendi kendine atıyor. Kollu olanları falan var. Hangisini de bulabilirseniz onunla temizlik yapabilirsiniz. Şimdi işleme geçiyoruz. Evet, şimdi temizlik için deterjanlı su hazırlayacağız. Siz burada istediğiniz deterjanı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burada 2 litre bir su var. Burada çok fazla su kullanmıyoruz arkadaşlar. Böyle bulaşık makinesi mantığıyla düşünün. Az suyla temizlik yapacağız. Çünkü yer kirlenebilir, daha çok ıslanabilir, bize fazla iş çıkmasın diye. Mümkün olduğu kadar az su kullanmaya çalışacağız. Bu makine için bundan bir tane daha koydum. Siz ne kadar temizlemek istiyorsanız her bir petek için 1-1,5 litre gibi bir su hesaplayıp koyabilirsiniz. Bundan bir tane içindedir, pompa rahat çalışsın diye. Bir tane de şöyle 2 litre su aldım. Siz burada istediğiniz deterjanı kullanabilirsiniz. Böyle kokulu parfümlü şeyler de sıkabilirsiniz. Yeterince deterjan sıktım. Daha sonra karıştırıyorum bunun içinde. Çünkü pompanın içinde böyle karıştırma gibi bir şansımız olmayabilir. Burada karıştırıyoruz. Evet, şöyle deterjanlı suyumuz. Buraya ekliyorum. Evet, bu karıştırdığım su onun içindekiyle de karışacak. Böylece homojen bir su dağılımı olacak. Daha sonra pompamızın kapağını kapatıyoruz. Evet, bu makine hem manuel çalışıyor hem motorludur. Küçük el şeyleri falan var. Şöyle şu taraflara koyacağım. Buradan görebilirsiniz hangisi olduğunu. Onlardan da yapabilirsiniz. O daha pratiktir. Ev için uygun. Bu biraz daha böyle bahçeler için, zira için kullanılıyor. Daha profesyoneldir. İlacımızı hazırladıktan sonra pompa nasıl çalışıyor? Şu şekilde arkadaşlar. Şurada düğmesi var. Basıyorum. Şurada bir tetiği var arkadaşlar. Buna basıyorum. Buradan su geliyor. Bakın. Göstereyim ben size. Şöyle. Burada başlıktan genişliğini, darlığını ayarlayabilirsiniz. Daha geniş, daha sert gelebilir. Evet, temizliğe geçmeden önce şöyle kare şeklinde tepsi bulabilirsek çok iyi olur. Bunlar baklava tepsileridir. Bunu da bu şekilde bırakalım. Buradan gelen su bunların içine girecek. Böylece rahatça bir temizlik de yapabileceğiz. Şimdi temizliğe geçiyoruz. Bakın arkadaşlar, buradan kirleri görebiliyorsunuz. Kirli, böyle örümcek ağlar. Çok fazla kirli değil. Ama kir var, örümcek ağı olabilir. Bu alerjen etki yapabilir. O yüzden petekler ısındığı zaman parçacıklar böyle geliyor. Ağza, burna alerji etkisi yapabilir, hasta edebilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Şimdi peteğimiz bu şekilde de arkadaşlar. Şöyle 1 metrelik peteğimiz var. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Hep beraber gösteriyorum. Burada şu üst kapakları sökenler var. Yanlarını sökenler var. Burada bu yöntemde bunu sökmenize gerek yok. Yani kendinize boşuna iş çıkarmayın. Ama illaki sökerim diyorsanız şu yanlarda bazen demirler oluyor. Böyle telle tutturulmuş. Onları açıp önce burayı sonra buraları sökmeniz lazım. Evet, pompayı açıyorum. Şimdi şu şekilde neye dikkat ediyoruz? Bakın. Şöyle. Şu an geniş veriyor. Bakın şu anda. Burada ucunu daraltabiliriz de istersek. Şöyle ileri doğru verirsek daha tazikli bir su verir. Şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi. Böyle daha tazikli. Ama şöyle yaparsak bazı sular bu aşağıda birikti arkadaşlar. Bakın. Şimdi böyle yapıyoruz. Daha böyle geniş temizlik yaptıracağız. Şimdi burada şu şekilde döküyoruz. Basıyorum. Şu şekilde.
Bunun için petek altının ne kadar temizlemeye müsait, böyle su dökülmeye müsait olursa o kadar daha rahat temizlik yapabilirsiniz. Şöyle güzel gene bir suyumuzu yediriyoruz. Şu şekilde. Şöyle alalım, hatta daha rahat olsun. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle verelim ki çok sağa sola kaçmasın. Evet, şimdi bu kadar yeterli. Bu aşamada bir 5 dakika bekleyeceğiz. Bir daha deterjan su dökeceğiz. Yerler yumuşayacak. Ondan sonra temizleme suyunu yapıp işimizi bitireceğiz. Aradan 5 dakika geçti. Böyle kirler yumuşadı. Bakın burada böyle çamurlu kirli sular gelmiş. Pompamızı bir daha alıyoruz. 5 dakika sonra bir daha böyle yapıyoruz. Evet, bir 5 dakika daha bekliyoruz. Ondan sonra temizleme suyu yapacağız. Şimdi bu pompamızı götüreceğim. Buradaki diğer peteklerimizi yapacağız. Petekler, bu deterjanlı su bittikten sonra bunu boşaltacağım. İçine temiz su koyacağım. Sonra durulama yapıyoruz. Şimdi bunu yapıp diğer sırasıyla diğerlerine de durulama suyu vereceğiz. Yine bu şekilde temiz su koydum içine. İçini temizledim. Kaç sefer çalkaladım. Tertemiz su koydum. Saf su. Şimdi suyla temizlik yapacağım. Bu şekilde. Aha, kirleri görüyorsunuz değil mi? Bakın aşağıdan nasıl kir geliyor. Aslında burada bunu kaç sefer yapabilirsiniz diye bir tarif yok. İçinize sinene kadar bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Bir dakika sonra bir daha durulayacağız. İkinci durulamayı da yapacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Evet, şimdi bu temiz suyla bunun etrafına da böyle döküyoruz. Şöyle. Bu makineyle cam da yıkayabilirsiniz. Araba da yıkayabilirsiniz. Böyle hassas şeyler falan varsa mesela onları da yıkayabilirsiniz. Çok güzel bir temizlik şey olur. Mesela duvara döküp böyle, bakın duvarı bile yıkayabilirsiniz bununla. Duvara döktünüz, bezinizi alın, silin. 10 numara temizlik olur arkadaşlar. Durulamayı yaptık arkadaşlar. Bir bezimizi alıyoruz. Etemizi siliyoruz sağını solunu. Temizliyoruz. Ondan sonra 10 numara çok güzel bir petek temizliği yapmış olacağız. Temizliğimiz bitti. Şimdi buradaki suları götürüp dökeceğiz. Şunu buraya aktaralım. Evet. Bir bakalım. Şu şekilde. Bakın şu şekilde tozlar, kirler, bakın şuralarda birikmiş, görüyorsunuz. Bakın şu yere hemen hemen hiç su dökülmedi arkadaşlar. Şu tepsiyi çektim, biraz döküldü. Bir bezle paspasla alıp sildikten sonra bakın o da gitti. Burada birkaç damlama var, onlar da bitsin. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğendiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay. Şurası çok güzel temizlenmiş.